Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda piyano çalacağız ve çalacak olduğumuz şarkı Can Kazaz, Sürsün Bahar. Kanala yüklemiş olduğum bundan önce 5 tane piyano videosu var. Onları sizlere söyleyeyim, eğer izlemediyseniz açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. The Godfather, Karayip Korsanları, Mortal Kombat, Game of Thrones ve Türk Marşı. En son çaldığım piyano Türk Marşı'ydı. Geçen sene çalmıştım, bayağı uğraşmıştım, profesyonelce çekmiştim bunu. Telefondan çalmıştık. Telefonda bir problem var. Ses kayması oluyor belli noktalarda. O yüzden bilgisayardan piyanoyu çalacağım mouse yardımıyla. Kolay bir parça. Zaten ben basitleştirerek çalacağım. İlk giriş kısmını, böyle bir 30-40 saniyelik olan kısmını çalacağım. Çok basit, sizler de çalabilirsiniz. Onun dışında dilerseniz başlayalım. Son kısmını bir değiştirdim. Orada bir farklı bir şey yaptım. Müziğin sonuna doğru gelirken bir çıkış yapıp iniyordu. Ben o çıkışı yapmadım, farklı bir şey yaptım. Çok da belli olmuyor zaten. İlk başta notasız başlayalım. Sonrasında notaları açayım. Açıklama kısmına da notaları yazarım. Sadece burada önemli olan şey, müziğin ahengini tutturduğunuzda çalış hızları, piyano tuşlarına basış hızlarını ayarladığınız takdirde çok güzel çalacaksınız. Kulağınıza müziğin tamamıyla o giriş ritmi gelecektir. Hadi başlayalım. İlk kısmı bu. Aynısından bir daha çalacağız. Bu şekilde. Bunu iki defa çaldıktan sonra Sürsün Bahar, Can Kazaz ilk giriş kısmı bitiyor. Onun dışında devamı biraz daha müzik ağırlıklı değil de söz ağırlıklı olduğu için o kısımla uğraşmadım. Giriş kısmını basitçe çalmaya çalıştık. Dilerseniz notaları açalım. Bu Can Kazaz Sürsün Bahar şarkısını ben daha önce duymuştum ama şarkının bu besteciye ait olduğunu ve adının da Sürsün Bahar olduğunu bilmiyordum. Bir arkadaş Karayip Korsanları altına yazmıştı, bunu da çalabilir misin diye. Bir şekilde de başlayalım dedik. Geçen sene çalmıştık en son dediğim gibi. Karantinadayız malum, biliyorsunuz. Farklı bir şey olması adına bu güzel oldu. Daha benim farklı çaldığım güzel şeyler de var. Piyano parçaları da var, böyle biraz daha zor. Telefonda rahat çalınabilecek, böyle bilgisayarda mouse olacak şey değil. Onları da yine çalmaya devam edeceğiz. Şimdi derseniz notaları açalım. Buradan ayarlara giriyoruz. Tuş etiketlerini göster. C4, D4, Do, Re, Mi, Fa olarak değil de bu şekilde gösterin, böyle daha kolay. Şimdi derseniz, şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya kadar kısmı şey yaptıysanız, çalmaya çalışabildiyseniz eğer videoyu izleyip hiç devamını izlemenize gerek yok. Bu şekilde de yine bir şekilde çalacağız, yine bu notaları gösterip sonrasında yavaşlatılmış böyle püf noktalarından falan bahsedeceğim. Ama yine nerede çalabiliyorsanız videoyu orada bırakabilirsiniz. Fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası, öyle söyleyeyim. Yine başlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi dilerseniz yavaşça çalmaya başlayalım. İlk olarak başladığımız nota E6 ve şimdi yavaş çalmaya başlayınca ben çalamıyorum. Şimdi E6'yı bir kez başladıktan sonra F6'ya geçiyoruz. E6'ya bir basıyoruz. F6'ya bir basıyoruz. Sonra E6'ya iki defa yarım basarak D6, C6, B5, A5 diye sol tarafa doğru gidiyoruz. 4 defa gidiyoruz. Şimdi başladığımız notadan bir sağ, bir sol, sonra 4 sol yaptıktan sonra bir nota boşluktan atlayarak C6'ya geçiyoruz. Aynı şekilde de E6 için yaptığımızda C6 için yapıp sonra yine bir nota boşlukla A5'e atlıyoruz. Sonra bitirdikten sonra yine başa dönüyoruz. Bu şekilde şarkının giriş kısmını siz hızlandırarak, yavaşlatarak daha fazla hissetmek için daha da yavaş çalabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama önemli olan burada
basış sürelerini ayarlamanız. Bunları ayarladıktan sonra müziğin aygı tamamıyla oturacaktır. Dilerseniz tekrar devam edelim. Şimdi bunlara yarım bastım döndükten sonra. Bu sefer hızlı geçiyorum bu. Dört notayı hızlı geçiyoruz. İlk başta biraz yavaş, sonrasında diğer notaları hızlı geçip sonrasında ilk başta başladığımız notadan bir nota sol tarafa atlıyoruz boşluk bırakarak C6'ya geçiyoruz. Aynısını da bunun için yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde bitirdik. Bu en sonunda biraz farklılık var. Dediğim gibi videonun girişinde söylemiştim. Müziği çalarken o çaldığı aletle adını unuttum. Bir çıkış yapıp sonra iniyor. Piyanoda ben onu yapamadım. Farklı bir şey yaptım. Bir ileri gidip bir geri girip sonra hızlıca geri dönmeye çalıştım. Orayı size göstereyim yavaşça isterseniz. A5'ten basıyoruz. Burası biraz zor zannedersem. Burayı tutturduktan sonra ilk iki kısım basit oluyor. Bir daha çalalım isterseniz. Ne yaptık? Burası yine aynı. Diğer üç şey gibi yine aynı. Ay B5'e bastım. A5. Sonra G5'e basıp A5'e hızlıca basıp hemen geriye dönüyoruz. Sonrasında en son yine A5'e basıp o kısmı bitiriyoruz. Bir daha yapalım. O aradaki şeyi kaçırmamak için. Burayı yavaş yaparsak pek hoş olmaz diye zannediyorum ama dedim yine size kalmış. Müziği hissettiğiniz an hiç problem yok. Yeni çalmaya başlayan arkadaşlar varsa eğer, hani bundan önce hiç telefonda piyano çalmamış veya bilgisayarda piyano çalmamış. Şu an ben bilgisayarda çalıyorum ama programın adı Perfect Piano. Burada enstrümanlar da var bakarsanız. Şu an 6 tane enstrüman var. Google Play'den bunun full olanını ücretsiz indir... Google Play değil ya. Google Chrome'dan, yani Google'da aratarak, Google Play'den değil, satın almaktan bahsetmiyorum. Google Chrome'dan aratarak Perfect Piano full APK olarak arattığınızda, ücretsiz olarak full sürümünü indirdiğiniz zaman istediğiniz eklentiyi yine indirebiliyorsunuz. Para ödemiyorsunuz. Çünkü mesela bir cello eklemeye kalktığınız zaman, bir keman eklemeye kalktığınız zaman ücret istiyor sizden program. Ve de reklam da olmuyor bu APK'sını indirdiğinizde. Yani bir tür crackli diye söyleyeyim. Buradan teşvik ediyoruz ama ben onu indirmiştim telefona. Şimdi bilgisayara kurdum. Ona pek ihtiyaç duymadım şu an. Ama farklı enstrümanlarla çalınacak müzikleri dediğim gibi yine fullünü indirip o şekilde devam ediyorum. Ne söylemiştik? Aynen bundan bahsettik. Sonrasında aynen dediğim gibi size çok rahat çalınır. Hadi bir daha çalalım. Bu sefer biraz daha hızlı çalalım. Bilgisayarda zor. Az önce iki defa yanlışlıkla A5'i bastım hızlı çalayım diye. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Açıklama kısmında söylediğim gibi notları yazacağım. Başka çalmamı istediğiniz bir şey varsa, bir müzik artık her neyse, çalmaya çalışırız. Yani ben bu daha önce çaldığım bir şey değildi. Müziği dinledim. Müziği duymuştum da o kadar çok dinlememişim. Şimdi bir 4-5 kere dinledim böyle nasıl bir kulakla şey yapacağımızı, hangi notlara basacağımızı tahmin ettim. Sonrasında gittim, hani çok zor da değil, birbirine yakın notalardan oluştuğu için müzik kolay çalınabiliyor piyanoda. Hani farklı bir şey değil, hani farklı farklı müzikler gibi şuradan direkt buraya atlamıyor veya buradan şöyle şuraya çıkmıyor. Hep altta geziyor, birbirine yakın geziyor. Aynı formatta, en sonunda ufak bir değişiklik var. Videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarız faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Umarım arattığınıza değmiştir. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz çalabileceğimiz bir şey olursa çalabiliriz. Çok fazla zaman ayırmadan bunu yapabildim. Videoyu çekmem de çok uzun sürmedi. Yani toplasanız bir saat falan sürmüştür. Dediğim gibi böyle leblebi gibi çekebiliriz. Hiç problem yok. Videoyu sonlandırıyoruz burada. Kendinize bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.